Vize ve finalde çıkmış kompleks analiz soruları 18. Bu videomuzda kompleks analiz dersinden bir vize sınavında çıkmış sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. N pozitif tam sayı olmak üzere 1 artı i köküç üzeri n artı 1 eksi i köküç üzeri n eşittir 2 üzeri n artı 1 çarpı cos n pi bölü 3 eşitliğinin doğruluğunu ispatlayınız. Bu şekilde bir eşitliğin doğruluğunu ispatlama sorularında eşitliğin bir tarafından başlayıp karşı taraftakinin aynısını elde etmeye çalışmalıyız. Burada da sağ taraftan başlayıp sol taraftakini elde etmek çok kolay gözükmüyor. Sol taraftan başlayıp sağ taraftakini elde etmeye çalışmak çok daha sağlıklı. Çünkü burada 1 artı i köküç üzeri n ifadesi, burada 1 eksi i köküç üzeri n var. Burada parantez içindeki kısmı kutupsal biçime çevirip en üstünü içeriye uygulayıp arkasından işlemleri yapıp böyle bir şey elde etme ihtimalimiz olabilir. Ama sağ taraftan başlayıp bu sol taraftakine gelebilmek hiç olası gözükmüyor. Şimdi başlayalım. Öncelikle şu parantez içlerini bir kutupsal forma çevirelim. 1 artı i köküç reel kısım 1. Sanal kısım i köküç. Burası reel eksen, burası sanal eksen. Burada köküçteyiz. Bizim karmaşık sayının kompleks düzlemde bulunduğu yer burası. Bunun orijine olan uzaklığı bize bu karmaşık sayının modülünü verecek. Yani başlangıç noktasının uzaklığını. Burasının uzunluğu köküç. Burasının uzunluğu 1. Burası da dik olduğundan. Burada Pisagor teoremini uygularsak 1'in karesi 1, köküçün karesi 3, toplarsak 4, karekök içine atarsak hipotenüsümüz 2. Yani bu karmaşık sayının modülü 2. Şimdi x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya gelelim. Yani argümentine. Burada karşımızdaki üçgene dikkatlice baktığımızda 30, 60, 90 üçgeni var. Bir kenar, dik kenarlardan biri, hipotenüsün yarısı. Yarısını gören 30 derecedir. Köküçü gören 60 derecedir. Yani buradaki bizim argümentimiz buna ark diyelim. Ark 1 artı i köküç yazsak daha güzel olur ama boş verelim şimdi. 60 derece. Yani bizim buradaki karmaşık sayının kutupsal biçimi 1 artı i köküç eşittir cis 2 cis 60 derece. Veya bunu üstü yazacak olursak 2 e üzeri i çarpı buradaki açıyı pi ile olarak yazalım. Buraya 60 derece yazmak pek yapılan bir şey değildir. Pi bölü 3. Şimdi diğerine gelecek olursak onu da şuraya yapalım. Bir reel kısım, sanal kısım köküç, eksi köküç. Bu karmaşık sayı kompleks düzlemde burada bulunuyor. Orijine olan uzaklığı bize onun modülünü verecek. Şuradan yapalım üçgenimizi. Şurasının uzunluğu 1, burası köküç. Burası da hipotenüsü hesaplayacak olursak yine 2 çıkacak. Burada hipotenüsün yarısı olan kenar burası. Demek ki burası 30, burası 60. Tabii buradaki R dediğimiz mutlak değer Z, yani Z karmaşık sayısının modülü eşittir 2. Orijine olan uzaklık. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı, argüment burasıdır. Buna dikkat edelim. Buradan buraya kadar. Ark 360'tan 60'ı çıkartırsak 300 veya bunun yerine buradan bu tarafa doğru gelip argümenti ifade edersek eksi 60. Eksi 60'ı kullanalım burada. Çünkü yani burada eksi 60'ı kosinüs ve sinüs içine yazdığımızda işaretini dışarı atıp daha kolay bu ikisi arasında işlem yapabiliriz. Bunu da
yazacak olursak 1 eksi i kök 3 2 cis eksi 60 derece kutupsal biçimde. Üsler olarak yazacak olursak 2 e üzeri i çarpı eksi pi bölü 3. Şimdi bunu ve bunu kutupsal biçime çevirdiğimize göre şimdi bu ifadeyi alıp üssü içeriye işletebiliriz. 1 artı i kök 3 üzeri n artı 1 eksi i kök 3 üzeri n eşittir. Bunun yerine hangisini yazalım? Şunu yazalım. 2 e üzeri i pi bölü 3 üzeri n şu kısım artı buraya şunu yazalım. 2 e üzeri eksi i pi bölü 3 üzeri n. Şimdi buradaki n'i içeriye uygularsak içerideki iki ifade çarpım durumunda ise ikisinin de n'inci üssünü alırız. Buradaki 2'nin de n'inci üssü 2 üzeri n çarpı e üzeri i pi bölü 3 çarpı n artı 2 üzeri n çarpı bunu içeri uygularsak e üzeri eksi i pi bölü 3 n. Şimdi buradan buna gidebilmek için bu üssel ifadeyi açmamız lazım veya bu cisli ifadeyi. Bu mesela nedir? Ya da şuraya yazalım kuralı. E üzeri i teta kosinüs teta artı i sin teta. Burada yazdığımız cis bunların baş harflerinin kısaltılmasıyla bu ifadenin yazımıdır zaten. Şimdi buradan bunları kosinüs ve sinüs olarak yazacak olursak eşittir diyelim daha. 2 üzeri n çarpı parantez içinde buradaki açımız pn bölü 3. i'nin yanındaki kısım kosinüs sinüsün içine gelecek açı. Kosinüs np bölü 3 artı i sin np bölü 3 artı, şimdi bu tarafa gelelim. 2 üzeri n çarpı kosinüs eksi pn bölü 3 artı i sin eksi pn bölü 3. Şimdi şu kuralları bir hatırlayalım. Sinüs içindeki eksiyi dışarıya atar. Kosinüs ise içindeki eksiyi yutar. Bunlar trigonometriden bilmemiz gereken iki kuralımızdır. Şimdi sorunun devamında da bize o gerekiyor. Şu 2 üzeri n'i dağıtalım bunlara. Biraz daha geriden başlayalım. 2 üzeri n çarpı kosinüs np bölü 3 artı 2 üzeri n çarpı i çarpı sin np bölü 3. Burayı dağıtalım. Burada kosinüs buradaki eksiyi yutar. Dolayısıyla 2 üzeri n çarpı burası kosinüs np bölü 3. Bununla bunu çarparken sinüs içindeki eksiyi dışarı atar. Eksi 2 üzeri n çarpı i çarpı sinüs np bölü 3. Görüleceği üzere bununla bu birbirini götürüyor. Bu ikisi kaldı. İkisi de birbiriyle aynı olduğu için bunları topladığımızda 2 çarpı 2 üzeri n çarpı kosinüs np bölü 3 olur. 2 ile 2 üzeri n'i de çarparsak 2 üzeri n artı 1 çarpı kosinüs np bölü 3'e ulaşırız. Bu da bu ifadenin eşit olduğu diğer bir gösterim yazım biçimidir. Yukarıda da ispatlamaya çalıştığımız şey buydu. Dönüp bakacak olursak 2 üzeri n artı 1 çarpı kosinüs np bölü 3. İşte böylece bu taraftan işe başladık. Burada bir şeyler yaptık. Sonuçta da bunun aynısını elde ettik. İşte ispatı bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu sorumuzu burada noktalıyoruz.